Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Kripto Kurdu Proje ekibinden Doğukan. Bugün yine çok çok güzel kazançlar sağlayabileceğimiz Sandbox'ın yeni bir etkinliğini size tanıtmak istiyorum. Biliyorsunuz Sandbox deyince ve hatta Metaverse deyince aklımıza gelen ilk coin her zaman Sandbox oluyor. Sandbox ve Mana. Bu aralar çok popüler bir coin'den, token'dan bir tanesi. O yüzden bunların yaptığı etkinlikler gerçekten güzel kazançlar sağlayabiliyor. Şimdi de bizim burada bir beta'yı, bir testnet gibi bir şeyi deneyimleyip yine buradan kazanç sağlayabileceğimiz bir yol var. Gelin beraber bunlara bakalım şimdi. Nasıl ilerleyip ne nasıl kazançlar sağlayabiliriz buradan. Ben de size rahat rahat anlatabilmek için daha önceden bunu denemedim. Sizinle beraber yapacağım burada ki beraber bu kısmı rahatça anlayıp tek tek adım adım ilerleyebilelim. Öncelikle burada şöyle bir Guild of Guardians böyle bir Medium yazısı paylaştı. Bu yazının linkini de size aşağıda bırakacağım. Buradan bakarak yine adım adım siz de ilerleyebilirsiniz. Ama ben zaten bu makalede olan her şeyi sizin için buradan tek tek göstereceğim. Öncelikle burada gördüğümüz gibi Guild of Guardians Sandbox'la beraber bir etkinlik yapıyor burada. Güzel, değişik bir etkinlik çünkü Guild of Guardians da gerçekten aslında önemli bir oyun. Normal bizim role playing games dediğimiz tarzda bir oyun. Aynı zamanda YGG, Sandbox ve Ubisoft'la partnerlikleri de var zaten bunların. Aynı zamanda NFT marketlerini Immutable X'le yapıyorlar. O yüzden proje ve arka planı gerçekten güzel aslında bu projenin de. Buradan devam edelim aşağıya doğru. Buna nasıl katılabiliriz? Neye ihtiyacımız var? Bu kısım gerçekten önemli. Öncelikle Windows özellikli bir bilgisayara ihtiyacınız var. Eğer telefondan veya Mac bir bilgisayardan katılıyorsanız buna bize sundukları 3 farklı havuz var hediye dağıttıkları. Sadece 3. havuzdan yararlanabileceksiniz. Eğer PC kullanıyorsanız Windows olan hepsinden yararlanabileceksiniz. Şimdi bunları da tek tek söyleyeceğim. Ardından internet aksesiniz olması gerekiyor. Chrome'dan yapmanızı tavsiye ediyormuş burası. Bir MetaMask cüzdanına ihtiyacınız var. Bir Sandbox account'una ihtiyacınız var. Hesabına ihtiyacınız var. Ve bunu MetaMask'ına bağlamanız gerekiyor. Ve ardından da Game Maker'ı ücretsiz bir şekilde indirmenizi istiyor sizden. Ha, bilgisayarınız var Windows. Belki bilgisayarınızın özellikleri yetmeyebilir. Şu an burada gördüğünüz gibi bu kısımda da bilgisayarın hangi özelliklere ihtiyacı olduğunu görebiliyorsunuz. Minimum şu özellikte bir bilgisayara sahip olmanız gerekiyor. Bunu rahat bir şekilde çalıştırabilmek için. Ardından adım adım geçelim. Bir MetaMask nasıl oluşturulur? Eğer hala MetaMask'ınız yoksa şu videonun linkini aşağıya bırakacağım. Bunun ikinci dakikasından itibaren birkaç dakika izlediğiniz takdirde yaklaşık 3-4. dakikasına kadar bir MetaMask'ı nasıl oluşturursunuz, rahat bir şekilde nasıl entegre edersiniz bunu görebileceksiniz. Ardından hesabınızı Sandbox'a bağlayıp Sandbox'ın resmi web sitesine oyunu indirmeniz gerekiyor. Bunun için de yine daha önceden ayın 26'sında yaptığımız Kasım'da Sandbox oyunu nasıl oynanır etkinlikleri ve geleceği videosuna gelirseniz bunun da linkini açıklama kısmına ve kartlara da bırakacağım. Buradan gidip nasıl hesabınızı bağlayabilirsiniz, bu oyunu daha nasıl indirebilirsiniz rahat rahat bütün detaylarıyla görebilirsiniz. Tekrar biz kendi web sitemize geri dönelim Medium yazımıza. Ardından bir Sandbox avatarı oluşturmamızı istiyor bizden. Peki bunu nasıl oluşturacağız? Sandbox'ın web sitesine girdik. Cüzdanımızı buraya bağladık az önceki videodaki gibi. İsterseniz orada durdurup yapın. Ben şimdi bekliyorum burada. Devam edeceğiz sonra. Tamam, siz durdurmuşsunuzdur videoyu. Devam edelim. Şunu açtım. Buradan avatar kısmına basıyorum sağ üstten. Kafama basıp avatara bastım. Evet, burası yükseldi. Şimdi burada daha önceden hazırlanmış karakterler var. Buradan bir tanesini seçebilirsiniz. Ya da buradan işte kafalar var değişik. Tek tek kendiniz de yaratabiliyorsunuz. Hemen biz bir tane yaratalım buradan. Şu değişik bir şeye benziyor. Bir tane bundan yapalım. Kıyafet alalım buna bir tane. Kuru kafalı bir tane üst alalım. Bir tane de şundan alalım. Evet, güzel oldu. Güzel, bir tane de şuradan ayakkabı aldık mı buna, koşucu ayakkabısı. Tamam. Çirkin güzel bir karakterimiz oldu. Hemen kaydet deyip çıkalım buradan. Bunu yaratmış olalım. Evet, şu anda bakın yukarıda yazdı. Avatarınız kaydedildi diye. Hemen devam edelim. Diğer kısımlara da bakalım. Şu kısma geri geçiyoruz. Ardından biz zaten oyunu indirdik. 4. step olan. Ardından bizim geleceğimiz kısım ana sayfa. Şimdi burayı kapatıp oyuna geçiyoruz.
Evet, oyuna geri geçtik şimdi. Burada Sandbox'a giriş ekranınız gelecek. Burada siteye nasıl üye e-mailinizi ve şifrenizi yazdıysanız aynısını buraya yazıyorsunuz. Login'e basıyorum. Evet, az önce bir önceki videoyu da izlediyseniz burada benim kripto kurduğu için yaptığım 3 farklı yeri görmüşsünüzdür zaten. Şimdi biz diğer adaya girmek için bu yeni Guild of Guardians'ın söylediği adaya yukarıdan Drafts Gallery'e basıyoruz. Şimdi burası birazcık aslında bizim uğraşacağımız kısım. Çünkü burada görüyorsunuz farklı farklı insanların yaptığı alanlar var. Fakat burada bir arama sekmesi yok. O yüzden adını girip bulamıyoruz. Bu sayfalardan araştırıp bulmamız gerekiyor. Bunun daha önceden yeri sürekli değişiyor ama öyle bir sıkıntı var. Biz en son baktığımızda 547'deydi burası. 547'ye ben bir geleceğim. Birazcık ileriye geriye kaymış olabilir. Onu bulmaya çalışacağım. Evet, 547'ye geldim. Şu an burada yok. 48'e bakıyorum. Evet, şu anda 548'de şu GOGHQ diye burada yazıyor. Buna girip buradaki görevleri yapmamız gerekiyor. Siz bu video yayınlandığında 549, 550, 551 hani ileriki sayfalara da bakarsanız şu oyunu işte 4.9 yıldızı var. Arştık GOG Sandbox Faction Challenge yazıyor. Ve GOG HQ'da adı şöyle bir fotoğrafı var. Buna girmeniz gerekiyor. Buna girelim şimdi. Ha, buna girip şimdi içeride ne yapacağız onlardan da birazcık bahsedeyim. Sadece içeri girmek yetmiyor çünkü. Bu challenge'ı bitirmemiz gerekiyor tamamıyla ve burayı kazandığımıza dair bir ekran görüntüsü alıyoruz. Bu ekran görüntüsünde aşağıda bir form var. Orada dolduruyoruz. Burada iki tane görev verici adam varmış. Bu ikisini de tamamlamamız gerekiyor burada. Şimdi gidelim içeriye. Ayın 7'sine kadar bunları tamamlamamız gerekiyor. Bunun bir deadline'ı var. Bunu da unutmayalım. Şimdi geldim buradan play tuşuna basıyorum. Bakalım bizi nasıl bir dünya bekliyor içeride. Evet. İçeriye girdik. Bakın sağda bir sürü görevler var. Bunları da görüyoruz. Hemen biz buradan okey deyip devam edelim. Evet, karakterimiz burada yarattığımız. Ne demiş bize? Guild of Guardians'ın Sandbox'taki şeyi hoş geldiniz. Eğer ilk deneyimizseniz WASD ve mouse'la hareket edebilirsiniz demiş. Les merdivenden aşağıya doğru inin demiş. İnelim. Mesela bu arkadaş ne diyor? Merhaba yeni, hoş geldin. Yakında gel ve E'ye bas diyor benimle konuşmak için. Tamam. Bayağı anlatmış, geyik yapıyor böyle. Left click. Umarım iyi bir yardımcı olurum. Belki bir gün guardian da olurum diyoruz. Nereden başlarız? Burada biliyorum zaten kontrolleri, sadece etrafa bakacağım diyor. Yok, biz bilmiyorum diyelim, bilmiyoruz çünkü. Bize anlatsın ne yapacağını. O options açıyormuş, save settings'i ve controls de onları açıyormuş. See all tuşları varmış. Once you have partially, bunları hatırladığın zaman diyor bir parkur var, oraya takılalım diyor, oradaki yeteneklerini test edelim dedi. Tamam. O'ya basınca oyundan çık, oyunu yeniden başlat ve ayarlar gibi sekmeler var. Buradan tekrar S'ye bastığımızda oyun içi işte sesinizi arttırmak, çözünürlüğünüzü değiştirmek, kontroller gibi çok farklı seçenekler de var. Tamam. Biz buradan şimdi buradan devam edebiliyor muyuz bu adamdan tekrar? Hayır. Bizim diğer ünlememe gitmemiz gerekiyor galiba. Buradan aşağı değil, şu kapıdan mı geçeceğiz? Şu kapıdan geçelim. E'ye bastım, yine kapıyı açtı. Aşağıya indik. Evet. Şuradaki arkadaşta bir ünlem var. Buna gidelim. Burası oyun hakkında bilgi verebiliyor. Evet, nasıl yardımcı olabiliriz diye şu sağ üstteki seçeneği seçtik. Arkadaşlarını kaçırmışlar. Arkadaşlarını kurtarmasına yardım edelim. Evet, yeni ödevimiz, görevimiz geldi. 8 tane worker boss varmış. Bunları aşağıdan bot varmış. Bunları kurtarmamız gerekiyor şimdi. Aşağıya mı ineceğiz buradan? İnelim. Oo, aşağıda bizi öldürüyorlar. Aşağıya inmeyecekmişiz galiba. Bunu da öğrenmiş olduk burada. Bu arkadaşlar biz aşağıya inersek bize kötü şeyler yapıyor. Burayı açabiliyor muyuz? Burayı açamıyoruz. Değişik, enteresan bir tecrübe oldu az önce. Soldaki taraf bizi... Ha, şu anda açık değilmiş sol taraf. Sağ taraftaki de... Evet, sağdakine gideceğiz biz. Doğru yere gitmişiz ama alt tarafı yapamadık. Üst katta bir arkadaş var. Bir onun yanına çıkalım. Orada mı acaba yapmamız gereken şey? Evet, zombilerle de savaşalım.
Silah verdi mi bize? Verdi. O 100 tane de zombi öldürmemiz gerekiyor. Yani her türlü aşağıya inecekmişiz biz demek ki. Hemen aşağıya inelim. Şuradan inelim bakalım aşağıya. Bu arkadaşta daha yapacak bir şeyimiz yok zaten. Buraya döneriz. Tekrar şöyle bir aşağı inelim biz. Burası yine yapamadık. Bunları öldürmek için büyük ihtimalle farklı bir yol var burada. Öncelikle onu keşfetmemiz gerekiyor. Bizim bilmediğimiz tuşlarda bir şey mi var? Hemen ona bakalım. Settings diyelim. Ama burada ekstra bir şey yok. Biz yine aşağı inelim yolumuza. İki görevi de bitirmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Öyle demişti bize. Şöyle köşeden köşeden gitsek daha az zombinin olduğu bir yer var mı? Şöyle insek. Yok, bu şekilde olmuyor. Ben hemen şu videoyu durdurayım size. Bu taraftaki bölümü nasıl geçebiliriz onu öğrenip ardından geri döneyim. Sizin de zamanınızı almayayım burada. Evet, oyuna tekrar geri geldim. Burada inventory'e basıp bize iki tane eşya vermişti biliyorsunuz üstteki görevdeki adam. Geldim buradaki iki tane eşyayı giyiyorum. Evet, şu anda birazcık daha böyle bir şeyler buldum bu tarafa girince. Bir tarak şekilde kendinizi köşeye geçirip uzaktan uzaktan aslında yaratıkları öldürebiliyorsunuz. Basılı tutuyorum sol tuşa, bu şekilde uzaktan da vurabiliyorum. Bakın 4 oldu, 5 oldu. Bu şekilde yavaş yavaş şunları öldüre öldüre devam edebiliyorum. Suya geçtiğimde ise bana vuramıyorlar. Bu yüzden bu bölümü de defans için kullanabilirsiniz. Ya o ya da sol tuşa basmanız lazım. Sağ tuşa basılı tutarsanız da defans yapıyor. Bakın böyle durunca onlar bana vuramıyor. Defansımı yapabiliyorum. O yüzden şöyle köşeden köşeden tüm karakterleri öldürüp 100 tane zombi öldüreceğiz burada. Evet, gördüğünüz gibi 100 tane şeyi öldürdük, zombiyi öldürdük. Şimdi iki taraflı olan bu 7-8 tane işçi botu kurtaracağız. Bakın buradalar. Bunları öldürerek buradan çıkartacağız. Buraya bu şekilde çıkıyormuşuz. Buraya gelip buradan bu arkadaşı kurtarmamız gerekiyor. Ha, bunu da kurtardık. Hemen kaçalım buradan geriye. Asansör al bizi. Heh, tamam çıktık. Şimdi bir diğer şeyleri bulmamız gerek. Burada bir ölelim. Canımız çok az zaten. Be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I God is working, never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat them. Make mistakes real fast, then you learn how to beat them. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grieving. Put your foot on the gas, don't ever stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity.
I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. But you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming.
better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race, life is a chase, I don't want a place. I want to be first, work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot, you got one life. Better pop off, what do you like? Make a dream job, no 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall. Evet, gördüğünüz gibi İki tane burada görevi de tamamladık. Güzel bir victory poz veremedik. Toplam 43 dakikamı almış. 110 kişiyi öldürmüşüm ve 17 kere ölmüşüm gerçekten. İlk kez böyle bir yere girip bunları bulmak birazcık zor. En azından siz burada şimdi nerede ne yapacağınızı az çok bu videoda görüp bu oyunu rahat rahat bitirebilirsiniz. Burada görevlerin 3'te 2'si dolu demiş sadece. Çünkü bakın sağ altta tutorial var. Optional olarak gözüküyor ama hani zorunlu değil bunu bitirmek. O yüzden ben bunu yaptığım için şu anda bir sıkıntı yok. Güzel bir victory poz veremedim. Nasıl bittiğini bilmediğim için bir anda bitti oyun. Bunun screenshot'ını alıyoruz. Şimdi ekran görüntüsünü alıyoruz burada. Şimdi makalemize devam edelim. Başka neler yapmamız gerekiyordu burada? Evet, tekrar buraya geri döndük şimdi sayfamıza. Burada yapabileceğimiz bir diğer kısım, bakın burada bir form vermiş bize. Bu formu da bu Medium linkinden veya benim yine aşağıya bırakacağım açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Buraya geldikten sonra bizim burada yazmamız gereken şeyler var. Mail adresimi yazıyorum. Discord username'imi yazıyorum buraya. Bunu da yazdık. Sandbox username'imi yazıyorum. Evet, Xdoco benim buradaki username'im. Tekrar yazdık. MetaMask cüzdan adresimizi istiyor bizden. Hemen bunu da açalım. Bunu da yazdık. Şimdi Discord'larında bir tane faction seçmemizi istiyor bizim. Bunu Discord'una eğer daha girmediyseniz ben linklerde yine açıklamalarını bırakacağım size. Buradaki linkten Guild of Guardians'ın Discord'una giriyoruz. Verify account kısmından şu tike basıyoruz önce. Bize her taraf açılması için. Ardından buradan bir bakın Join Faction diye bir tuş var buradan. Buradan bir faction seçiyoruz. Ben buradan şu Horde'u seçmek istiyorum. Horde'u seçtim. Ardından geriye geldim. Tekrar bizim sayfamıza geldik. Ben Horde'u seçtim diyorum buradan. Çünkü bunları seçmek bizim ödül kazanmamız için burada önemli. Bir taraf seçmemiz gerekiyor. Oyuna girdiniz mi diye soruyor bizde. Evet diyorum. Girdim. Buradan hangisini yaptınız diyor. Ben bunu yaptığım sayıyı seçiyorum sadece. Çünkü tutorial tamamlamadım ben burada. Ne kadar 1'den 10'a kadar bir puan verin demiş. Ben tutorial'ı yapmadığım için buraya 1 veriyorum. Diğer challenge'lar için 9 vereceğim. Çünkü eğlenceliydi ama gerçekten zordu. Birazcık uğraştırdı beni. Yine buna da 9 vereceğim. Ne kadar zordu demiş. Evet, gerçekten zordu. Hatta şuna 10 verelim. Buna da 9 verelim. Herhangi bir bug'la karşılaştım mı demiş. Hayır, karşılaşmadım. Eksikliği devam ediyorum. Siz yine bir karşılaştıysanız böyle bir şey de yazabilirsiniz buraya. Herhangi bir feedback var mı diyor. Ben açıkçası burada bir harita olmasını isteyeceğim. Çünkü bazı şeyleri bulmak gerçekten zordu. Başka bir şeyim yoktu. Victory screen'imi yüklememi istiyor. Hemen bunu da yükleyelim. Bunu da buradan az önce aldığımız ekran görüntüsünde buraya ekledim. Yükleye basıyorum. Evet. Bunu da buraya yükledim. Katıldığınız için teşekkürler. 7 Mart'a kadar süreniz var dedi. Göndere bastım. Tekrar gönderilsin mi diye bir onay verdi bana. Yalnızca bir kere gönderiyormuşsunuz. Bu yüzden eğer bir hata yapmamaya dikkat edin bu formda. Evet, ilk aşamamızı tamamladık. Yani ilk 5000 GOG token dağıtılacak. İhtiyaçlarımızı biz şu anda burada sağladık. İkinci kısımda da burada bize bir NFT'ler dağıtacaklar. Biz orada bir guild seçtik bunu gördüyseniz. Bu guildlara göre bize sadece buraya katılanlara özel bir NFT yapacaklarını ve tabii bunun sayısı da katılan insanlara göre olacak. Bunları dağıtacaklar ve bir daha hiçbir zaman böyle bir şey açık olmayacakmış. O yüzden bunu da yaptık.
Şimdi üçüncü kısma geçtik. Üçüncü kısımda da eğer bunu test edecek bir bilgisayarınız yoksa ne yapabilirsiniz? Veya Mac kullanıyorsunuz veya sadece telefonunuz var vesaire. Yine sizin için de bir seçenek var burada. Bunun için de buradaki hashtagle veya isterseniz şuradaki sizin seçtiğiniz factionla alakalı bir tweet atmanızı istiyorlar. Twitter üzerinden bunu da atalım, hem bunu da göstermiş olalım size. Tweetledim, Guild of Guardian'a etiketleyelim biz bir daha. Burada hem GOG Sandbox'ı kopyalayalım, buraya gelelim. Hem de buradan For the Horde'u seçelim. For the Horde'u da seçtim. Daha buraya ben bir de ekran görüntümü eklemek istiyorum. Buraya isterseniz yazıda yazabilirsiniz tabii. Şöyle bir ekran görüntüsü alıp bunu da tweetliyorum. Tamamdır. Şu anda bu etkinliğe katılmak için yapmanız gereken her şeyi tamamladınız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Gerçekten yorucu ama güzel bir video oldu. Ben çok eğlendim açıkçası yaparken. Umarım siz de bunları yaparken çok eğlenir, güzel zaman geçirirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa lütfen bize yorumlardan, Telegram kanalımızdan, her yerden ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrar çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.